Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 19'da çok fazla destek istediğim bir seriye başlıyoruz. Yani serinin videosuna başlıyoruz daha doğrusu. Kadro yorumlama videosunun Discord'dan yaptığımız 3. bölümündeyiz ve gerçekten arkadaşlar bu sefer çok efsane kadrolar göreceğiz. Belki yüzgen bile kadro görürüz, bilmiyorum, çok zor tabi ama aranızda illa vardır. O yüzden aşağıdan Discord'a gelin ve ben 4. kadro yorumlama gönderisini attığım andan itibaren ilk yorum atanlar kesinlikle yorumlanacak. Çok fazla kişi olduğu zaman artık hepsini yorumlayamayacağım ama sonrakilerde arkadaşlar göstermeye çalışıyorum zaten. Hepinizinkini yorumlamaya çalışıyorum. Yani ilerleyen bölümlerde zaten genelinizinki yorumlanmış olacak. Discord'dan bildirimler zaten geliyor. Bildirimleri kapatmadığınız sürece sıkıntı yok. Aşağıdan Discord adresimize gelirsiniz. Ancak arkadaşlar bu seriye destek istiyorum. Çok fazla, en çok yorumlarda istenen seri ama en az beğenilen serilerden biri. Bu videoya şöyle bir 1500-2000 beğeni yapabilirsiniz. Herkes tam ekranı kapatıp beğenirse gerçekten hani kadrosunu atmayanlar bile kadro yorumlama videolarından hoşlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Yorumlarda da kadronuzda en sevdiğiniz oyuncu kimmiş bakalım, bunu görelim arkadaşlar. Hadi bakalım, hashtag en sevdiğim oyuncu demeyin de hashtag yazın, bir de sevdiğiniz oyuncunun adını yazın. Ben sizin bundan görüp onu yazdığınızı anlayacağım zaten. Ya en sevdiğim oyuncu falan yazmanıza gerek yok. Hashtag Kante mesela. O şekilde ama reytingi ile birlikte yazın. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kadro yorumlama 3. bölüm için bu yazının altına kadrolarınızı gönderebilirsiniz demişim. Dün 4'e 15 gece ve bugün saat 4'e 56 gece çekiyorum bu videoyu. Hızlıca yetiştirmem lazım bu arada, 6.45'e videoları 6.45'te açıyorum. Ayrıca arkadaşlar akşam saat 8'de de Cube TV'de yayındayız, haberiniz olsun. Yani bunu da söylemeyi unuttum, Cube TV'ye aşağıdan gelin. Yani çok güzel. Dün iki yayına bir sürü ilgi gösterdiniz. Çok teşekkürler desteğiniz için. Her neyse arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi 91 yani 109'luk takım var. İlk atan bu olduğu için ilk bunu yorumlayacağız. Sonra sırasıyla arkadaşlar belli bir süreye kadar yorumlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 93 gen, 90 gen, 88 gen gibi gidiyor abi sıralama olarak. 90 gen DG'yi de almış bu arada. Paketten çıktıysa gerçekten süper. Yorumlara bu arada paketten mi çıktı onu yaz. Ayrıyeten abicim şimdi kadron çok güzel abi. Neymar Kane ile Totti olduğu için anlaşıyor. Andres Pereira da Brezilyalı olduğu için Neymar'la anlaşıyor. Ancak abi şimdi bu kadronun kimyasını arttırman gerekiyor. Bunda abi Neymar'ı maalesef çıkartman gerekiyor olabilir. Ya da abicim başka ne yapabilirsin? MOO'ya Brezilyalı bir Premier Lig'den MOO alabilirsin. Mesela Coutinho. Çin Ligi'ne mi gitmişti o adam bilmiyorum ama o tarz bir oyuncu varsa Brezilyalı MOO. Mesela belki Fernandinho'nun falan MOO kartı çıkmıştır. Onlara bir bak derim. Hem de yani Brezilyalı bir MOO alırsan bence bu kimya 120'ye çok yakın olur veya 120 olur. Kimya oyunda çok önemli. Bunu yapmanı istiyorum. Bunu yaparsan kadron 10 üzerinden 5 olabilir. Arkadaşlar bugün 91 genlere bile 5 vereceğim. Hani 91 genlere 6 veririm ama bunda kimya da yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu kadroya 5 verdim. Bugün çok fazla yüksek not vermeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şekilde değerlendireceğim. Bu arada 2 saniye baktım. Neyse. Kepa, Neymar, bakın burada Neymar'la bir kadro var ancak 120 kim yani. Neden arkadaşlar? Çünkü Gabriel Jesus santraforda. Dediğim gibi arkadaşlar yani MOO'ya aldığın zaman ya veya farklı bir şey yaptığın zaman direkt zaten yükselir. Bir tane daha Neymar'la anlaşan adam lazım ama. Diğer oyuncular da zaten bayağı iyi anlaştığı için, Kepa falan Chelsea'li olduğu için Christiansen'le bayağı anlaşır. Gerçekten senin de güzel bir kadron var kardeşim. Sana da 10 üzerinden 4 veriyorum. Ama gerçekten güzel bir kadron var. Beğendim. Neymar'ı da bu kadar herkes nasıl almış anlamadım. Herhalde abi Totti etkinliğinde forvet olarak ilerliyorsunuz. Bu da abicim kimyasız olan kadrosu. Buna da 10 üzerinden 5 verelim o zaman. Ratingi biraz daha yüksek. Suarez'i ne yapayım demiş. Suarez'i satıp iyi para olacak ve o parayla Fred ve HT 88 Kante. Aynen abi, Kante bu kadro güzel olur. İyi para olursa Kante'yi alabilirsin. Suarez'i sattığın zaman güzel olur aynen. Bunlar daha şu an satılabilir değil zaten. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kadroya girdik. Kadronun kimyası bayağı bir düşük. Şimdi abicim bu kimyayı nasıl arttırabilirsin? O Quaresma'yı oradan çıkar abicim. Quaresma'yla Trippier'in mevkisini değiştirsen abi. Kadrolar gerçekten şu an bu kadro çok değişik. Robben'i sat direkt. Robben yerine bir tane MOO alman lazım. Ayrıyetten abicim. Nasıl bir MOO? Abi kimya çok düşük. Buna söylenecek çok söz yok. Aynı ligden, aynı ülkeden oyuncular al. Yani çok karışık çünkü. Hani hangi ligden kurmak istediğini de bilmiyorum. Ama oyuncularını satıp aynı reytingde, aynı tarz kart olarak aynı ligden oyuncuları almayı tercih et. Ve 120 kimya yap. Şu an 10 üzerinden 3 bile verilir. Çünkü 17 kimya ile hiç kimseyi neredeyse yenemezsin şu anki bulunduğun durumda. Kadron iyi ama fena değil yani. Yenisin galiba. Çok bilmiyorsun ama iyi. Aynen, kimyanı geliştir yazmışlar zaten. Evet arkadaşlar, burada da 80 genlik bir takım görüyoruz. Kimyası daha gözükmüyor. Ancak kadron fena değil kardeşim.
10 üzerinden de 2 veriyorum bu kadroya. Daha sadece 80 yen ama yeni başlamışsın ve fena durmuyor zaten. Defansını öncelikle geliştirebilirsin. MDO mesela Quintero yerine bir MDO al oraya. Ve bütün oyuncuların 80'i geçirmeye bak abi. Bütün oyuncuların 80'i geçir. Team of the Year etkinliğini sürekli oyna. Oradaki düşük gelecek oyuncular bile senin işine yarar. Defans etkinliğinden başlayabilirsin direkt. Defans etkinliği de senin işine yarar. Çünkü hemen arkadaşlar bir sonraki kadroya geçelim. Hemen Alpico. Alpico'nun kadrosundayız. Net değil mi bu? Biraz net değil arkadaşlar. Kadroları bu arada net atarsanız çok sevinirim. Pogba var, Cavani var, Jermaine var. Gerçekten güzel bir kadrom var. Lomar falan gerçekten beğendim. 10 üzerinden de kaç veriyorduk abi bunlara? 6. 6 vereyim. 90 yen 119 kimya. Fena bir kadron yok ama abi Fransa kadrosu kurmuşsun bir de. Bu da çok hoş. Fransa kadrosunun içinde kim eksik? Kim olmalı abi? Tabii ki de N'Golo Kante. Benim en sevdiğim oyuncu. O Kokelin veya Toussaint'ın yerine bir Kante abi. Kante ile Pogba'yı beraber de çok beğeniyorum zaten. Güzel bir kadrom var onun dışında kardeşim. Güzel. 80 gel 81 kimya. Abi daha dün oyuna başlayan arkadaşımın kadrosu demiş. Arkadaşının kadrosuna atmış ve daha dün okula oyuna başlamış. Tebrikler kardeşim. Beni izlemeye devam et bu arada eğer beni arkadaşın da izliyorsa onu da söyleyeyim. Gerçekten güzel bir kadrosu var. Adını falan görmüyorum ama kadro için teşekkürler. Kaleciyi almaya bak ve defanslarını 80 ratingi geçirmeye bak diyorum. Hemen bir sonraki kadroya geçeceğim. Ve ucuza alabileceğim defans ve kaleci önerir misin demiş. Yani önerin demiş ama yani genel olarak Discord'dakilere sormuş. Bu kadroyu bir daha atmış. Ucuza alabileceğim defans ve kaleci önermişler abi. Kaleci 82 Pickford. Aynen o bayağı ucuz. Pazarda var onlar çok ucuz demiş. Aynen abi. Şimdi Emirhan 84 iken 120 kimyalık bir takım atmış. Arkadaşlar burada da 84 iken 120 kimyalık bir takım görüyoruz. Gerçekten bu takım da çok güzel duruyor. Bu takıma 10 üzerinden 4 veriyorum. Kimyası falan güzel. Yani yeni gibi oyunda galiba bilmiyorum tam ama dediğim gibi Sissoko'nun falan bu arada beceri geliştiricileri çok düşük abi. Agüero, Lennon, Sissoko bunları değiştirebilirsin. Beceri geliştiricileri yüksek olan oyuncuları tercih et. Pazardan bak abi bilgilerine girip bakabilirsin. Onları alırsan senin için daha iyi olur. Hemen abicim aşağı inelim. Efe Acıl da öneri istemiş. Arkadaşlar İbrahim Oiç yerine kimyanı arttıracak bir santrafor alabilirsin. La Liga'dan bir santrafor al. Ayrıyeten İspanyol bir santrafor da alabilirsin. Ama La Liga'dan alırsan çok daha iyi olur senin için. Ben sana o şekilde söyleyeyim. Alırsan dediğim gibi bayağı bir kimya zaten 120 olur La Liga'dan aldığın zaman. La Liga'dan İspanyol alırsan %100 120 olur. İbrahim Oiç'in de değeri bayağı iyidir zaten. Satabilirsin. Mobil Gamer TR öneri bütçe 125k demiş. Abicim kadro net değil. Bundan sonra net olan kadroları yorumlamayacağım bu arada. Telefonunuzdan SS alın. Direkt Discord'dan telefonunuzdan gönderin. Bu kadar basit zor bir şey değil arkadaşlar. Yani gerçekten zor bir şey değil. Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Kadron fena değil kardeşim. Güzel. Manchester City'li bir güzel atak kadrosu kurmuşsun. Beğendim kadronu. 10 üzerinden de 4 veriyorum sana da. Geliştirilebilir tabii. Oyuncularını yükselt yani. Güzel oyuncuların. Kearney'i belki değiştirebilirsin eğer beğenmiyorsan. Onun yerine N'Golo Kante'yi seviyorum ama daha paran şu anda yetmez. O yüzden geliştirsen yeterli. Öneri demiş Mustafa. Mustafa kadron çok güzel gözüküyor. 96 iken 120 kimya. Saint-Maximin hızlı bir oyuncu galiba. O yüzden kullanıyorsun abi. O gece Nice'de. Zaten o Nice takım var ya. Orada zaten hep hızlı oyuncular oluyor. Her neyse abi. Dimitri Paye yerine bir tane Paul Pogba bu takıma yakışır. Ama almayı da bilirsin tabii. Yine de güzel bir kadro var kardeşim. Payet'in zaten evet. Zaten Pogba bu kadroya olur mu bilmiyorum ya. Kimyası artar mı? Gerçi Milner'le Fernandinho ile anlaşacak ama Neymar'la, Cavani ile ve Saint-Maximin'le gerçi anlaşır. Pogba bu takıma değişik bir kimya katar abi. Değişik bir şey olur ama tam bilmiyorum ne olur. Neyse. Gerçekten güzel bir kadro var kardeşim senin de. Çok beğendim. Bu kadroyu da 10 üzerinden 7 ya da 8. 10 üzerinden 8 veriyorum abi. Hadi bakalım. 10 üzerinden 8 verdik ve bir sonraki kadro buna verdik abi. Buna da verdik. Ve bir sonraki kadroya geçeceğim. Geçemiyorum. Geçtik. 96 iken 120 kimya. Evet arkadaşlar kadroyu bulmakta çok zorluk çektim. Yani abi haksızlık olacak. Arada bayağı bir yorum yapıyorsunuz. Yani siz yorum yapmayın. Sadece kadro atın öneri verin. Araya hiçbir mesaj yazmayın. Kadro atın ve öneriyi isteyin. Gerçekten abi çok zor buldum aralardan kadroyu. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar sadece kadroyu atın. Ve sadece öneri isteyin. Lütfen bunları anlayışla karşılayın arkadaşlar. Ben zaten buraya öneri yapmak için açtım. Sizin kadroları yorumlamanız için açmadım. Siz kadrolarınızı yorumlamayın. Sadece öneri isteyin dediğim gibi. Gerçekten bazı kişiler forvet satın alacak, forvet satacak var mı falan diye doldurmuş. Gerçekten abi ayıp etmişler yani. Ben kadroları bulamıyorum. Başkalarına haksızlık olacak abi. Diğerlerinin kadrolarını yorumlayamayacağım. Neyse kimin kadrosuymuş abi? Fırat'ın kadrosu. Güzel bir kadrom var.
Kaleci Kepa'yı değiştirebilirsin belki ama onun dışında gerçekten güzel oyuncular kullanmışsın. Andres Pereira yerine Paul Pogba alabilirsin. Onun haricinde Hazard'ı da değiştirebilirsin. Hazard'ın beceri boost'u düşük çünkü Hazard'ın yerine de daha iyi bir yüksek bir oyuncu alabilirsin. Hazard'ı satıp gerçekten Hazard güzel bir fiyata satılır zaten. Onun yerine güzel bir sol kanat alabilirsin yani. 10 üzerinden de 6 vereyim hadi. Bak abi, bak şu Cat Ferhat Good var ya, gerçekten ayıp etmiş ya. Gerçekten hani yaptığı şey yap. Bak bu MobileGamer.tr ile Cat Ferhat Good, baksanıza abi şu hale bakın abi. Bunları niye yazıyorsun ki bu kadar? Abi bunu şimdi ben ban atacağım. İbret olsun çünkü zaten yasak olan bir şey yapıyor. Tamam ban atmıyorum ama abi bak bir daha yapmayın. Gerçekten çok saçma şey yapıyorsunuz ya. Baksanıza kadro, kaç tane kadro var? Hepsini yorumlayamayacağım bunlar yüzünden. Seferovic kimin kadrosu vardı? Batuhan'ın kadrosu galiba. Evet, Batuhan Gamer. Adam atmış sadece öneri yap demiş, o kadar. Başka bir şey yazmaya gerek yok abi. Payet, Anderson Talisca falan var abi. Oyuncular mevkisinde oynamış. Oynasın. O yüzden Anderson Talisca ile Javi Martinez'i bu kadrodan çıkar. Santrafor'a da güzel bir Fransız bir Premier Lig'den Santrafor alabilirsin. Veya Brezilyalı Premier Lig'den veya Brezilyalı Fransa Lig'inden böyle oyuncular alabilirsin. Kimyanı arttırmaya bak. Kimyanı arttır. Dediğim gibi MO oyuncularının yerine MO oyuncuları alırsan senin çok işine yarar. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. Mahmutcan Güneş 92'ken 120 kimyası var. Gerçekten güzel bir kadrosu var. Şu pikerin şu kartını da bu arada aşırı beğendim. Gerçekten güzel kadrom var. Uf abi gel, çok beğendim bu arada kadroyu. 10 üzerinden buna 7 verdim. Çünkü çok net atmış kadroyu abi. Esis'ini gerçekten almış ve atmış. Siz de bu şekilde net atarsanız çok sevinirim. Güzel bir kadrom var ama Diego Jota yerine farklı bir oyuncu kullanırsan daha hoş görünür. David Silva'nın da boost'u yok aslında. Bu kadro daha yüksek rating hak ediyor. Çünkü ben bu kadroyu zaten 10 üzerinden 7 vereceğim. Güzel bir kadro var Mahmut Can'cım. Güzel. Şimdi devam. 96'gen 120 kimya lık bir kadro görüyoruz şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan sonraki bütün kadroları göstereceğim ama sadece yorumlayacağım. Zaten bunu ben yorumlamıştım. Yorumda bu arada bir attığınız kadroyu bir daha atmayın. Zaten en üstten gittiğim için hepsini yorumluyorum. Sadece yüksek kadrolara bakacağımı söyleyecektim ki arkadaşlar 99 yani 120 kimyalık harika bir kadroyu bulduk. Gerçekten muazzam duruyor abiciğim. Bu kadroyu işte 10 üzerinden 10 veriyorum. 100'gen görürüz belki dedim. 99'gen gördük. Hepsinin boost'u neredeyse 9. Bütün oyuncular 90. Hepsini birer gen arttır. Şu kadro bir 100'gen olsun. Gerçekten çok güzel. Zaten yapacağım bir öneri de yok abi. Nasıl demiş? Güzel demircim. Gerçekten güzel. Hadi bakalım. 91'genlik, 89'genlik kadro. 95'gen 120 kimya. Açalım abi bir bakın. Ama net atmamış abi. Net attıklarınızı yorumlayacağımı söylemiştim. 84'gen 48 kimya falan var. İnelim abi aşağıya. 89 yani 104 kimya. Hepiniz görünün arkadaşlar videoda kadroyu atanlar. 98 yani 120 kimyalık, gerçekten güzel bir kadro daha görüyoruz. Messi, Marco Asensio falan var. Gerçekten çok hoş. 99 yani de kadro, gerçekten ilk defa bu kadar yüksek kadro gördük. Kazanan kişi de o yani. En yüksek kadro kimin anlamında izliyorsanız seriyi arkadaşlar. En yüksek kazanan o. Bu arada abi bak, paket atmayın. Sadece kadro atın ve abi yorum yazmayın. Lütfen ya. Ya başka yerden konuşabilirsin. Kadro sohbeti yapabilirsiniz. Arda Demir, Santrafor'a Ronaldo gelecek demiş. Güzel abi. Veysel, güzel bir kadro atmışsın sen de. 95 yani 120 kimya kardeşim, kadronu beğendim. Pogba'n da var. Ramsey yerine de Kante'yi al. Çok güzel olur. 10 üzerinden de 7 veriyorum kardeşim sana da. Hadi bakalım abi şöyle inelim. Daha fazla kadro var mı abi bakalım. 97 yani 120 kimyalık. İkonlu bir kadro var abi. Gerçekten ikonlar çok güzel duruyor. 97'gen 120 kimya var. Kadronu gerçekten çok beğendim. Sana da onun üzerinden 9 veriyorum. Çok hoş bir kadron var kardeşim bu arada. Boostların da çok güzel duruyor. Kadro çok hoş duruyor. Bunun bende olmasını isterdim abi. Gerçekten güzel. Uf, gerçekten güzel. Çok beğendim. 87'gen 120 kimyalık görüyoruz. 85, 96, 93, 120, 89, 120. Oo, Fenerbahçe kadrosu abi. Özel kadroları böyle gösteririm biliyorsunuz. Şu Slimani'yi bu kadrodan at abi. Kimi alıyorsan al ama. Slimani'yi at. Atıp şey şuyu at. Hadi R'si de at abi. Ben Fenerbahçe olarak sevmediğim oyuncuları söyledim. Gerçekten abi yani Fenerbahçeliler artık anlamıştır neden sevmediğimi. Neyse bakalım arkadaşlar, diğer kadroları artık bugün atılan mesajlara geldik. Artık zaten sonuna doğru geliyoruz. Günümüze doğru geldik. Neyse arkadaşlar, burada kadrolarımızın sonuna geldik. Gösterebildiğim kadar kadro göstermeye çalıştım. Gerçekten çok efsane kadrolar gördük bugün sizlerle beraber. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Saçım aşırı bozuk ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Düzeltemedim. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Akşam 8'de Cube TV'de aşağıda yayındayız. Hemen hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Cube TV'ye gelin akşam 8'de. Şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da gerçekten muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sizleri gerçekten çok seviyorum ve bye bye.